Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kalallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Veltekum minkum ümmetun yed'une ilal hayr ve ye'murune bil ma'ruf. Ve yemrûne bil mağrufi ve yenhevne anil münker. Ve ulaike humul müflihûn. Sadakallahul azim. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ed-dînün nasihatun. Kulnâ limen. Kâl. Lillâhi vel kitâbihi vel rasûlihi vel e'immetil müslimîn ve âmmetihim. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ gâl, evkemâ gâl. Aziz seyirciler, bir sohbetimizde yine birlikteyiz. Ezelde Allah'ın yalnız kendisi mevcut iken, o yüce varlık bilinmeyi murad ederek sıfatlarının tecellisiyle bu kesret, çokluk alemini vücuda getirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının sayısı en çok bilinen şekliyle 99 olmasına rağmen aslında pek çoktur. Bunların bir kısmını yalnız kendisi bilir. Diğer bir kısmını ise sadece peygamberlere bildirmiştir. Bu ilim onlarda mahfuz kalmıştır. Alimler de 99'a dahil olmayan birçok sıfatı ilahiyeye vakıftırlar. Bu bilinen ve bilinemeyen bütün ilahi sıfatların 3 tecelli mekanı vardır. 1- Kainat, 2- Kur'an-ı Kerim, 3- insan. Evet, kainat bir kitaptır. Kur'an bir kitaptır, insan da bir kitaptır. Kardeşlerim, kainat sıfatı ilahiyenin fiili, Kur'an ise kelami bir tezahürüdür. Gerçekten Kur'an-ı Kerim, beşerin kıyamete kadar taşıyabileceği kemalatı, hakikati ve esrarı ihtiva eder. Bu bakımdan taklidi asla mümkün olmayan, eşsiz bir mucizedir. Nitekim En'am suresi 59. ayette buyrulur. Bismillah. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yaş ve kuru ne varsa apaçık kitaptadır. Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim, kelam suretine bürünmüş bir kainat demektir. İnsan ise o kainatın bir özü, tohumu gibidir. Çünkü mahlukat içinde Allah'ın bütün esmasından, sıfatlarından nasip almış tek varlık O'dur. Bu sebeple insanın hayra da, şerre de, imana da, küfre de istidat ve temayülü yaratılışında mevcuttur. Kardeşlerim, iman Rabbin kula teklifidir. Her kulun kabiliyet ve farklılığı ise sıfat-ı ilahiyenin tecellisindeki galebeye veya hakim tecelliye göre gerçekleşir. Tıpkı birçok renk boyayı karıştırıp tek bir renk elde etmekteki gerçek gibi.
Hakim renk neticeye en fazla müessir olur. Netice olarak insan bütün sıfatullah kendisinde tecelli ettiği için kainatın küçültülmüş şeklidir. Ki ona alemi asgar, en küçük alem denilmesi bundandır. Onun et ve kemikten ibaret yapısında ilahi tecellilerin sırları, nurları ve hakikatleri depolanmıştır. O, bu zarafetler meşheri ve sanat harikasıdır. Evet, bir zarafetler meşheri ve bir icat bediası, bir sanat harikasıdır. Ferdiyet içinde gizli bir toplumdur. Kainat kitabının hulasası ve fatihasıdır. Cenab-ı Hak Cami'ül Ezdat'tır. Yani kendisinde zıtları cem etmiştir. Biz de eşyayı, vukuatı ve hadisatı ancak zıtları ile idrak edebiliriz. Hayrı tanıyabilmek için şerri, güzeli tanıyabilmek için çirkini, doğruyu tanıyabilmek için eğriyi ve imanı tanıyabilmek için küfrü tanımamız icap eder. Bu değerler hep zıtları ile kavranabilir. Bütün insanların iman ve küfür macerası hep Allah'ın hadi, yani hidayet veren ve mudil, dalalete sevk eden sıfatlarının arasında seyreder. Ancak netice sıfatı ilahiyenin tecellisindeki galebeye bağlı olduğundan, şahsiyet hakim tecelliye göre gerçekleşir. Diğer sıfatların tecellisi de bunun gibidir. Kardeşlerim, peygamberler ve evliyaullah'ın kendi aralarındaki farklılıklar da ayrı ayrı tecelli eden Esma-i İlahiyye'nin esrarındandır. Peygamberlerin tevhid inancı dışındaki meselelerde selahiyet ve vazifeleri aynı değildir. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam bir dünya nizamı tesis etmeye memur kılınmıştı. Bunun için onun hayatı çetin fırtınalar ve kasırgalar içinde devam etmiştir. Yine aynı Beni İsrail peygamberi Hazreti İsa'nın vazifesindeki farik vasıf nefis terbiyesidir. Çünkü o ruhullah sıfatıyla tesmiye olunmuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz ise Esma-i İlahiyye'nin en kamil tecellilerini üzerinde toplamış Seyyid-i Kainat, kainatın efendisi olmuştur. Ümmi bir topluluk ve cahiller arasında yetiştiği halde kıyamete kadar gelecek ümmetini hakikat, marifet ve ledünni ilimler ile donatmış, meclisleri bedi heyecanlar ile gülistan, hakikat dersleri ile insanlığa ve topyekün varlık alemine rahmet olmuştur. Peygamberler muayyen zaman aralıklarında teşrif ettikleri halde onların izinden yürüyen ve toplumlarına örnek şahsiyet ve numuneler olan veliler kesintisiz layenkati var ola gelmiştir. Kıyamete kadar da aralıksız devam edeceklerdir.
Kardeşlerim, insandan insana değişen muhtelif tecellileri izah sadedinde Mevlana Kuddisesi Ruh Dekuki'den misaller verir. Dekuki dedi ki, bir gün bende Allah-u Teala'nın nurunu insanlarda göreyim diye bir arzu uyandı. Sanki denizi damlada, güneşi de zerrede görmek istiyordum. Akıl ve ruh adımlarıyla sahile vasıl oldum ki gün batmış, vakit akşam olmuştu. Mevlana Kuddisesi Ruh mecaza girerek hikayeye devam eder. Ansızın uzakta yedi mum gördüm. Onlara ulaşmak için sahile koştum. O mumlardan her birinin nuru hoş bir surette semaya kadar yükselmişti. O kadar şaşırdım ki şaşkınlık bile şaşırdı. Hayret dalgası aklımı başımdan aldı. Kendi kendime diyordum ki, bunlar nasıl mumlardır ki bu kadar parlak oldukları halde halkın gözü onları görmüyor. Mehtaptan daha parlak olan mum önünde halk ışık arıyor. Acaba halkın gözünde bir perde mi var ki bu hakikate amadırlar ve bu kadar parlak mehtabı görmüyorlar. Mesnevi Şarihi İsmail Ankaravi Hazretleri diyor ki, bu yedi mumdan maksat yediler denilen Evliyaullah grubudur. Dekuki onların cismaniyetlerini görmeden evvel nuraniyet ve ruhaniyetlerini görmüştür. Çünkü dünya ile ahiret alemi arasında alemi misal denilen bir alem vardır. Dünyada bulunan her şeyin orada bir misali vardır. O misal ebediyette başka bir surette görünür. Görülen rüyaların ekserisi bu misal alemindendir. Salih ve sadık kişiler o aleme rüya halinde ümmetin seçkinleri yani mürşidi kamiller ise uyanıkken girebilirler. Nitekim Hazreti Mevlana Dekuki'nin sözlerini şöyle devam ettirir. Gördüğüm o mumlar Cenab-ı Hakk'ın akıl almaz nurunun tecellileri midir diye onları seyrettim. Cazibelerinden aklım başımdan gitti. Kendimi başsız ve ayaksız hissettim. Bir de baktım ki o yedi mum nurlu yedi insan oldu. Onların nurları gök kubbeye kadar ulaştı. Onların nuru karşısında güneşin aydınlığı sönük bir duman gibi kalıyordu. O yedi insanın nuru kendi nurlarından başka bütün aydınlıkları silip süpürmekteydi. Bunlar hep farklı tecellilerin neticeleridir. Hazreti Mevlana, Kuddisesi Ruh, ilahi tecelli ve lütuflara mazhar olanın halini şu şekilde arz eder. O kimse bu hal ile bir nazarda idrak eylediğini dil yıllarca anlatamaz. İdrak ve şuurun bir an derununda hissedip duyduğunu kulak yıllarca dinlese anlayamaz. Ey salik, ey maneviyat yolcusu,
Sen ruhunun derinliklerine yönel ve her şeyi kendinde bulmaya azmet. Sen öyle bir cami-ül kermsin, kainatın özü ve özetsin ki ben sana layık olan senayı yapmaktan acizim. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun yaşamaktan başka çare yoktur. Hayatı dünya gayesiyle yaşayanların ve nefislerinin arzusuna göre sürüklenenlerin sonu ahiret perişanlığıdır. Bu sebepler muvacihesinde ins ve cinnin peygamberlere ve onların izinden giden varislerine yani mürşidi kamillere ihtiyacı zaruridir. Ancak bu örnek şahsiyetlerle hakikate erişilebilir. Onlar cihanın erişilmez fazilet ve hakikat misalleridir. Gaye onların yaşayışlarını örnek alarak Kur'an ahlakı ile yani Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmaktır. Gariptir ki insanların bir kısmı maddi hastalıkları için hekimlere koşarlar, ücret öderler. Lakin manevi hastalık demek olan ahlaki hastalıklarını ücretsiz tedavi eden mürşid-i kamillere müracaat etmezler. Mevlana Kuddisesi Ruh, manevi hekimlerin maddi hekimlerden farkını şu beyitlerle ifade eder. O zahir hekimler başkadır. Onlar kalbe nabız yolundan bakarlar. Mürşid-i kamiller ise nabız tutmaksızın kalbe bakarlar. Ve Allah'ın vermiş olduğu feraset ve sır dolayısıyla maddi hekimlerden farklıdırlar. Zahiri hekimler ancak maddi gıda ve ecza hekimidirler. Ki maddi gıdalar ve eczalarla ruhi hayvaniyi yani cesedi tedavi ederler. Ceset ise zaten toprakta kaybolacaktır. Manevi hekimler ise Allah'ın celal ve azamet nuruna mâkestirler. Bu sebeple Allah'a gitmeye mani olan engelleri ortadan kaldırırlar. Delilleri keşf, ilham ve sırr-ı ilahidir. Tedavi ücreti de istemezler. Ya. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ibretli bir misal. Ebu Süfyan nübüvvetten evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dostuydu. Nübüvvetten sonra ise düşman kesilerek ona hicviyeler yazdı. Peygamber şairi Hassan bin Sabit radıyallahu anh ise bu hicviyelere cevap verirdi. Sonradan Ebu Süfyan Mekke fethinde Hazreti Abbas radıyallahu anh'in delaletiyle iman kervanına katıldı ve bu yaptıklarına pişman oldu. Ardından Hazreti Ali'nin öğrettiği ayet ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den özür diledi. Merhamet ve şefkat okyanusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de Sure-i Yusuf'tan Bismillah. Kâle lâ tesribe aleykumul yevm yâfirullâhu leküm ve huve erhamur rahimîn. Yusuf kardeşlerine bugün size hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi.
ayetini okuyarak onun ve diğerlerinin eski ayıplarını affetti. Böylece Mekke'nin fethedildiği gün tarihte eşi görülmemiş bir af bayramı yaşandı. Bu hal Cenab-ı Hakk'ın Settarul Uyub sıfatının kulundaki en güzel bir tecellisidir. Şair Ziya Paşa bu hadiseden mülhem olarak şöyle der: zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla, tellahi legat eserakallahu aleyna. Ya, muhakkak Allah seni bizden üstün kıldı dediler ya kardeşler Yusuf Aleyhisselam'a. Zalimlere bir gün dedirtir kudret Mevla, muhakkak Allah seni bizden üstün kıldı. Tellahi legat eserakallahu aleyna. Kardeşlerim, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Allah Adem'i Rahman sureti olarak yarattı. Yani insan bütün esma-i ilahiyenin mazharıdır. Allah'ın bütün fiil ve sıfatlarının bir aynası, yani makesidir. Hazreti Mevlana yaratılış hikmetinin muhtelif olmasını Hazreti Musa'nın şu kıssasıyla ifade eder. Musa Aleyhisselam dedi ki: ya malikel mülk, ey varlık aleminin maliki, neden kainatı ve insanı maddi ve manevi binbir nakış ile tanzim ve tavsif ediyor, sonra da hak ile yeksan ediyorsun? Cenab-ı Hak buyurdu ki: ya Musa, muhakkak sen bunları gaflet, heva ve heves sebebiyle değil, bizim tanzim ve esrarımızın hikmetini idrak etmek için soruyorsun. Aksi halde bunu hoş görmez, sana gazap eder ve seni incitirdim. Ya Musa, sen o hikmete vakıfsın. Ancak halka bunun sırrını ısrar edip kalplerini itminana kavuşturmak için soruyorsun. Ya Musa, gül ve diken topraktan ve sudan yetiştiği gibi dalalet ve hidayette kalpten zuhur eder. Düşmanlık ve muhabbet yakınlıktan, hastalık ve sıhhat de aynı gıdadan hasıl olur. Devamlı Cenab-ı Hak buyurdu ki: ey akıl sahibi olan Musa, madem sual ettin, gel de cevabını dinle ve hikmete aşina ol. Ey Musa, toprağa bir tohum ek de sorduğun sualin esrarını anla. Musa ekin ekti. Ekin olgunlaştı ve onları biçti. O sırada kulağına hatiften bir ses geldi: ey Musa, niçin önce ekiyor, sonra olgunlaşınca da biçiyorsun? Musa Aleyhisselam dedi ki: ya Rabbi, ekinde hem tane hem saman mevcut. Onun için biçtim. Çünkü tane saman ambarına layık değildir. Saman da buğday ambarı için zarardır. Bu ikisini karıştırmak hikmet değildir. Hikmet olan eleyip ayırmaktır. Cenab-ı Hak buyurdu ki: ya Musa, sen bu ilmi kimden öğrendin de onunla bu işleri görüyorsun? Musa Aleyhisselam dedi ki: ya Rabbi, bana verdiğin bu temyiz ilmi Esma-i İlahiyenin tecellisi değil midir? Senin mahlukatın arasında temiz ruhlar da, karanlık ve çamur ruhlar da vardır. Sedef durumunda olan cesetler de birbirinden farklı olup, biri inci, diğeri de boncuk durumundadır. Buğday
samandan ayrıldığı gibi iyi ve kötü huyları tefrik edip süflilerin de terbiye ve tezkiyesi vaciptir. Hazreti Mevlana buyurur, bu alem ve insan hikmet ve esrar hazineleri gizli kalmasın diye yaratıldı. Çünkü Cenab-ı Hak, ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi arzu ettim de, bu yüzden mahlukatı yarattım buyurdu. Bunu işit de, kendi cevherini kaybetmeyip, kendini yaratılış hikmetine, yani kulluğa ve hakka vasıl eyle. Kardeşlerim, kainatta her zerre, Kur'an'da her harf ve insanda her hücre hiçbir şeyin abes yaratılmadığını kendine mahsus bir lisan ile ifade etmekte iken, ey insan, hala uyanmayacak, yaratılışındaki kemalata göre bir yola girmeyecek misin? Allah-u Teala'nın şu ayetlerine gönül vermek gerek. Bismillah. İnne fî kalbis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyl ven nehâr ile âyâtin li'ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Ali İmran 190. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي قَلْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فِي قَلْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ve tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi, bizlere bu ayet-i kerimelerin muhtevasından bir hisse nasip eyle. Amin. Aziz kardeşlerim, bir sohbetimizin de böylece sonuna geldik. İnşallah bir başka sohbette buluşmak ümidiyle bütün günleriniz, geceleriniz hayırla geçsin efendim. Esselamu aleyküm ebeden daimen.